Bir çıkış daha ilave ettik. Tamam mı? Startup'a söz input 01'e Q00 devreye giriyor. Bir 5 saniye gecikme verelim buraya. 5 saniye sonra Q01, 5 saniye sonra Q02 devreye girsin. Stop'a bastığımızda Q0.2'de dursun. Burada bir zaman var mı? Neden zaman yok? Çünkü stopla duruyor. Peki kaç tane zaman lazım bana? 2 tane zaman lazım. Şurası T1, artık data block isimlerini vermeyeceğim. Burada T2. T1'i 5 saniyelik ayarlıyorum. T2'yi kaç saniye ayarlıyorum? 5 artı 5, 10 saniye. Şimdi şöyle bir yöntem de kullanan arkadaşlar var. İşte hocam T1 devreye girsin. 5 saniye. T1, T2'yi devreye alsın. Ona da 5 saniye yazalım. Bakın çocuklar. T1'i devreye alayım. T1. T1 ile T2'yi devreye alayım. T1 devreye girsin. T1 devreye girdikten sonra T2'yi alsın. T1 5 saniye olsun. T1'den sonra T2 devreye gireceği için T2 de 5 saniye. Bu şekilde yapan arkadaşlarınız da var ama hani demin dedim ya, kendinize göre bir yöntem belirleyin. Ben bunu yapmıyorum. Neden yapıyorum? Neden yapmıyorum? Söyleyeyim. Bakın şimdi. T1'i ayrı devreye al. T2'yi de o başlangıçta devreye al. Şimdi burada T1 ile ilgili yaptığın sistemde devre parçasında bir hata varsa T2 de çalışmaz. Doğru mu? Ama benim dediğim gibi ikisini de ayrı ayrı aynı şartla devreye alırsan T1 ile ilgili hatan olduğu zaman sadece T1'in kısmı çalışmaz. Anlaşıldı mı? T2 yine kendi yapacağı işi yapmaya devam eder. Hatayı bulman daha kolay olur. Bu benim yöntemim. Network'leri ayırmak. Network'leri ayırmaktan ziyade bak ne dedim? T1 ayarladık 5 saniye. 5 saniye içeri T1 çalıştı 5 saniye sonra. Bir 5 saniye daha T2'yi ayarlarsa totalde ne oldu? Bundan sonra bu devreye girdiği için T2 10. saniye devreye girmiş oluyor. Ama öyle yapmayın diyorum ben. T1'e 5 saniye verin, devreye girsin. T2'ye de 10 saniye verin, devreye girsin. Tamam mı? Çünkü T1 bir arıza yaptığında, mantık olarak orada bir arıza yaptığında T2 ile alakalı sistem de devreye girmez. Ama en azından burada T1 ile ilgili o devrede bir hata yaptığında T2 yine kendi başına ilgili devresini çalıştırır. Hocam her iki türlü de yapar mısınız bu devreyi? Tamam yapalım. Şimdi baştan sona kalan eleman var mı? Yok hocam. Merkezim devreye alıyorum. Input 0.0, input 0.1, merkez 0.0, merkez 0.1. Zaman rölelerimi devreye alıyorum. Neyle alıyorum zaman rölelerimi devreye? Sisteme elektrik veren, sisteme enerji veren merkezleri alıyorum. M0.0. T1'i alsın. T2'yi alsın. Şimdi bakıyorum. Zaman mantığı ne burada? Zaman mantığı top. Niye? Enerji verilecek, enerji verildikten sonra kontaklar konum değiştirecek. Enerji verilecek, enerji verildikten sonra sayacak kontaklar konum değiştirecek. Bunun çalışma tarzı ton. İkisi de ton. Aynen. Tamam mı? Buna 5 saniye dedik. Buna da 10 saniye dedik. Bunları kim devreye aldı? Merkez 0.0. Peki merkez 0, he. Hocam yukarı M0'ı yazdınız. Özür, tamam. Haklısın. M0.0. Hocam bir de şuraya 10 saniye dedik ya. Aha. Bu ikisi de çalışsın 5-5-10 oradan mı şey yaptık? T1 kaçıncı saniyede giriyor devreye? 5. saniyede. T2 kaçıncı saniyede giriyor devreye? 10. saniyede. Ben orada 5 yazıyordum. O ayrı. Bunu tekrar anlatacağım. Sen dedin ya. Tamam. Devam edelim. Peki alalım hadi devreye. Q0.0 alalım. Başka kim devreye girecek? Q0.1 devreye girecek. Başka kim devreye girecek? Q0.2. Şimdi koydum mu yerlerine? 0, 0.1, 0.2. Peki kimi kim devreye alacak? Q0.0. Q0.0 ne zaman devreye giriyor? Basar. Startla. Startla birlikte devreye giren kim? M0.0. Q0.0 merkez 0.0 devreye aldı mı? Evet. Devreye aldılar açık kontakla. Merkez 00'ın açık kontağı kapayınca Q00 devreye aldı mı? Aldı. Aldı. Devreden çıkartmalar ne iyi olacak?
Kapalı yani. Devreden çıkartılan kapalı kontakla. Kapalı kontak açacak ve devreden çıkartacak. Peki Q00 kim devreden çıkarıyor? T1. O zaman T1'in kapalısını koydum. T1 5 saniye sonra kontağını açtı. Devre dışı kaldı. Peki tekrar bakıyoruz. Q01'i kim devreye alıyor? T1 hocam. T1. Devreye alanlar neyle? Açıkla. Açık kontaklar. Q'su olacak. T1 5 saniye sonra bu kontağı kapadı. Devreye aldı. Peki Q01'i kim devreden çıkarıyor? Devreden çıkmanı burama. Geliyorum. T2 çıkartıyor. He? T2 çıkartıyor. T2 devreden çıkarıyor. Devreden çıkartmalar neyle? Kapalı kontaklar. Kapalı kontaklar. T2 ile kontağını açacak. Q0.1 devre dışı kalacak. Devam ediyorum. Kim kaldı en son? Q0.2. Q0.2'yi kim devreye sokuyor? T2. T2. Devreye almalar açık kontak. T2 kapattığı zaman kontağın Q0.2 devreye girer mi? Girer. Peki bunu kim devreden çıkartacak? Q0.0. Stop. Stop. Peki stop. Şimdi bitirmeyi yapalım. Stop sistemi komple enerjisini kesiyor mu? Evet. Bakıyorum stop. Merkür'ü devre dışı bırakıyor. Hepsi gider. Merkür devre dışı kalınca zaman bölgeleri devre dışı kalıyor. Zaman bölgeleri devre dışı kalınca T2 devre dışı kalıyor. Tamam mı?